Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nin yine çok değerli bir konu olacak. Sevgili Özlem Abacı biraz sonra katılacak aramıza. O zamana kadar da biz de onu tanıyalım. Çünkü 10 parmağında 10 marifet, şahane bir kadın. Her şeyden önce benim de üyesi olmaktan çok gurur duyduğum, çok ama çok tatlı Benjamin Button kadınlarının koro şefidir. Ondan sonra ayrıca pek çok koronun da şefi ama en bilineni Si majör işten sesler korosunun şefidir. Onun dışında aslında besteci, söz yazarı, şahane bir opera sanatçısı, diksiyon öğretmeni, efendim hangi birini saysam acaba, müzik direktörü, seslendirme sanatçısı, efendim tay ayak terapisti. Yani o da çok enteresan bir şeydir. Öyle herkes yapamaz. Babası da zaten bir opera sanatçısıydı. İyi ki onu bize armağan etmişler. Abacı, Mehmet Abacı hoş geldin bu arada. Sen de Derya geldi ve evet, sevgili hocam da geldi. Bakayım şöyle sesimi, mesimi, her şeyimi kontrol edeyim. Onu şöyle güzel güzel karşılayayım. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Şimdi bir Zoom toplantısı vardı. Oradan erkenden çıktım, koşa koşa buraya geldim. Artık trafik falan yok. Direkt koşarak, bir tuşla gelebiliyoruz. Ya şöyle, Zoom çıktı çıkalı zaten hepimiz evlerde bilgisayarların başında, affedersin ama popo büyütüyoruz resmen. bence. Çünkü ya hiç kalkmadan 3 tane arka arkaya girdiğim oluyor. Evet, ve yani yeni normale alışamadım arkadaşım. Şey Zeliha, şey vardı ya eskiden, ışınlanma vardı ya. Bu bir nevi ışınlanma. Şimdi Bodrum'dan, Antalya'dan bir sürü arkadaş toplandık. Bir genel kurul toplantısı vardı. Tek tuşla buraya gelebilmek bence ışınlanmak. Yani değil o mi? Yetkililerdeki dönemi yakaladık biz. Çok güzel. Vilma. Ama o senin zaten alışık olduğun karakterlerden bir tanesi. Ya şimdi seni tanıtırken o kadar çok şey saydım ki ama hepsini ya hakikaten hakkıyla yapan bir tanesisin ama bir tanesisin lafı. Bir tanecimsin. Bir tanecimsin. Ama şöyle bir şey var. Seni bana tanıttığı için her şeyden önce Benjamin Button kadınlarına minnettarım yani. Fazilete, Fatma Aydoğdu diye hakikaten minnettarım ve inanılmaz güzel bir iş yaptılar seni bana tanıştırmakla. Kendiliğinden oldu Zeliha, değil mi? Sanki biz böyle zaten yıllardır tanışıyorduk seninle. Evet, 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 evet. Ve sadece koro şefliği yapmıyorsun tabii ki. Bir sürü evet işin var. Burada yazdım, çizdim, aman Allah'ım. Efendim, Özlem Abacı aynı zamanda besteci, söz yazarı, aynı zamanda müzik direktörü, aynı zamanda koro şefi, çalıştırdığı korolar, Si majör, Marmara'nın Seti Korosu, Benjamin Button kadın sesleri var. Aynı zamanda opera sanatçısı, çizgi film seslendirmeleri yapıyor, dublaj yapıyor. Pek çok filmde sesini duyuyorsunuz ama evet, ah bu Özlem'dir diyemiyorsunuz. Çünkü Özlem her karaktere göre sesini farklı şekle sokabiliyor. Evet. O da bir yetenek. Yani çizgi film seslendirmekten mi kaldı bunlar? Nasıl hayır, hayır. Şöyle, ben 20 yıldır dublaj sanatçısıyım. Ama ilk müzik kayıtlarıyla başladık. Tabii ki müzisyen olduğun için müzik kaydına gidiyorsun. Ama ondan sonra orası başka bir mecraydı. Ve doğrudan film kayıtlarına girmeye başladım ama şöyle oluyor. Onaylı bir ses olman gerekiyor. Sesin yurt dışına gönderiliyor, orada onaylanıyor. Geliyor. İlk rolüm Toy Story'di. Toy Story 2. O çok güzel. Çok güzeldi. Daha sonra Shrek 2, Peri Anne. Peri Anne ile fenomene dönüştüm. Yani yazanlar, çizenler vesaire. Tabii ki çizgi film değil. Çizgi film, animasyon seslendirmek çok zor. Ama onun dışında tonlarca karakter seslendirdim. Harry Potter'daki Dolores benim. Şimdi Netflix'te izlediğiniz Lucifer'ın ikinci sezonda annesiyim. Bayağı seksi bir kadın. Politician'ı izliyorsanız, Politician'da devlet
başkan yardımcısıyım Didi. Tabii burada konuştuğum gibi çıkmıyor sesim ama gerçek mesleğim opera sanatçılığı. 30 yıldır opera sanatçısıyım, 20 yıldır dublaj. Tabii baba mesleği diyorum ama ilk mesleğim aslında, ben edebiyat fakültesi mezunuyum. Ama o mesleğimi hiç yapmadım. Yani bu kadar dışa dönük ve sosyal olunca edebiyat her Doğru. zaman bedenimin yarısı. Dışarıya bu kadar pozitif ve eğlenceli de görünsem içim çok depresif. Bütün edebiyatçılar ve bu konuyla ilgilenenler ama, gibi, ne yazık ki. Ama yani ucundan edebiyat olması lazım. Çünkü doğru konuşmak ve en azından konuştuklarını doğru evet. anlatabilmek için edebiyat bilgisi şart diyorum. Ya, ama her şekilde eğitim şart zaten de. Sen peki doğru konuşmak için ne öneriyorsun? Doğru nefes mi? Doğru şimdi, doğru telaffuz mu? Ne, diksiyon, nedir? Artikülasyon, boğumlanma dediğimiz şey gibi, tesbih tanesi gibi. Pardon, diğer tarafta da çok konuştuğum için. Boğumlanma bizim... Mehmet su getir. Burada getir. Mehmet su getir. Kelimeler hece hece boğumlarla çıkıyor. Onlar böyle bir tesbih tanesi gibi diziliyor. Ama bu telaffuzun bir tık ötesinde kelimelerin altına girme var. Yani bir kelimenin ne ifade ettiğini hissederek duygunla o kelimenin içine girmelisin. Yani herhangi bir cümleyi farklı tonlarla söylediğin zaman anlamı da bambaşka oluyor. Bir çalışma gerektiriyor. Ben ders veriyorum, diksiyon dersi veriyorum. Oyunculuğa giriş dersi veriyorum. Üniversitelerde, özel derslerle vesairelerle çok talep oluyor. Pek çok insanın ihtiyacı var. Mesela ilk Kadıköy'de adliyede ders verdim. Cumhuriyet Başsavcısı, hakimler öğrencim oldular. Çünkü doğru konuşmaya ihtiyacımız var. Türkçe çok güzel bir dil. Bence de. Zor ama güzel. İnceliklerini bildiğiniz zaman özellikle iletişimde ön plana çıkan bir şey. Sen de çok güzel Türkçe konuşan, Türkçenin tonlamalarıyla sahnede seni defalarca izlediğim için her şeyi çok güzel yapabilen birisin. Müzikal de bir dil. Müzikal, evet. O uygun yüzden, aslında. Tabii şarkıya çaba çok uygun. Zeliha, çabasız hiçbir şey yok. Çaba göstereceksin, karşılığını alacaksın. Bu da bunun gibi. Konuşabiliyor muyuz biz Türkiye'de? Yani senin etrafında bir sürü insan var ve acaba sence bu insanlar doğru dürüst konuşabiliyor mu? Kendini anlatabiliyor mu? Evet, anlatabilen çok insan var ama bu genel bir gençlik dili oluştu. Ona biraz daha sokak dili diyoruz ki. Ama tıslıyorlar onlar ya. Şey, biraz her kültürde var, yani her ülkede bir sokak dili var. Ama onun dışında işte benim dilim Almanca, işte Hochdeutsch, İstanbul lehçesi vesaire denilen başka bir kavram da var. Bunun içine, detaylarına girdikçe değişiyor bir şeyler. Ama iletişimde dili doğru şekilde kullanmak için birazcık eğitim almak lazım. Buna beden dilini de eklerseniz çok güzel bir sanata dönüşüyor. İletişim sanatına. Ne güzel bir şey. Eğer zaten derdini anlatmayan derman bulamaz diye Türkiye'de bir çok şahane bir söz vardır. Bir de ne olursa olsun güzel konuşmak çok şey değiştirir. Tıpkı evet. güzel giyinmek, iyi görünmek ve bakımlı görünmek gibi. İş alırken, efendime söyleyeyim, bir toplantı yaparken, ne bileyim ben, bir toplum içinde başkaların arasından fark edilme istiyorsan, fark edilmek istiyorsan evet. kesinlikle iyi konuşmak çok önemli. Ama tabii bizim konumuz biliyorsun sigara. Bu evet. sesi mahveden şeylerden bir tanesi sigara. Hiç içtin mi? Evet, her üniversiteli gibi üniversiteye başladığında böyle kendini bir şey zannediyorsun. 18 yaşında oldum falan diye. Hiçbir zaman şey yapmadım, yani paket taşımadım o zamanlar. Otlakçı. Şey, böyle sanki sen de içince kendine bir şey yapıyordun ama o zaman başka bir şeydi, başka bir duygu. Ama rahatsız oluyorum. Yani çocuklarım da bundan rahatsız oldu. Sigaraya karşıyım. Bıraktın sonra. Yani hiçbir zaman tiryaki olmadığım için o dönemsel bir şeydi. O
gençliğin ve büyümenin hevesiyle yapılmış. Şimdiki aklıma olsa yapar mıydım? Tabii ki asla yapmazdım. Ama o kadar çok şey yapıyoruz ki önemli olan gerektiği zaman, gerektiği şekilde onlardan kurtulabilmek. Gereksiz Kesinlikle. arkadaşlardan, zoraki dostlardan, menfaat ve çıkar ilişkilerinden kurtulmak gibi. Niye Aa. beni yiyip bitiren bir şeyi yanımda taşıyayım ki ya da parmağımda taşıyayım ki? Öyle Doğru düşünerek söylüyorsun. veda. Bir de şöyle düşün. Sadece sağlığa değil, cebe de çok zarar veriyor. Evet. Yani acayip pahalı bir alışkanlık. Ve insanları çok çabuk bağlayan ve kendinden uzaklaşmaması için, yani sigaradan uzaklaşmaması için her türlü numarayı çeken iğrenç bir arkadaş yani, resmen. Evet. Çok kötü. Zeliha, şey, toplantılarda bazen dikkatimi çekiyor. Her türlü toplantıda. Yani uzun yoğun bir şey yapılıyor ya da ses çalışması yapıyoruz herhangi bir yerde. Ay bir mola verelim. Böyle bir şey oluyor. Molaya çıkılıp sigara içiliyor. Ya mola niye veriliyor? Nefes almak için değil mi? Hayır, sigara molası veriliyor. En tırladığım şey bu. Sigara molası. Evet, Bir de müzisyenin de eski meşhurdur ya. ne? Evet. Hani mesela son sigaralar. Son. Müzisyen meşhur. Hadi son sigaralar, ondan sonra sahneye çıkıyoruz filan, böyle işle. Ya ne, Ama ne ters şeyler aslında. solunum yolunda yarattığı o şeyler, partiküller, o zaten ses tellerinin etrafında gırtlakta birikerek hakikaten çok ciddi o katran, yani sesi zaten bozuyor böyle. Ne zaman ki bir ses Travesti gibi duysanız. oluyor yani, biraz aşağıya androjen bir ses çıkıyor bizden. Yani bizden değil, sigara içen insanlardan. Kesinlikle. Ciğer, yani biz bir taneyiz, ciğerimiz bir taneyken, ki bu pandemi döneminde bunu daha da şey olarak gördük, Anladık, değil mi? anladık. Ben 20'li yaşlarda, bunu söylemeden edemeyeceğim, 20'li yaşlarda astım hastası oldum. Şöyle ki alerjik bir bünyeye sahipmişim, alerjik astım oldum. Taze fındığın sütüne alerji yaptı bünyem, nefes Allah borun Allah. ödem yaptı ve onun yaşama saati 3,5 saatmiş. Beni hastaneye yetiştirdiler. İşte kalbin üzerine adrenalin iğneleri, iç organlarım tahrip oldu ve ölümden döndüm. Nefes alamamanın ne olduğunu deneyimlemiş, yaşamış, arkasından panik atakla uğraşmış biriyim. O Oo. yüzden de gerçekten nefessiz kalmayı bir deneyin. Ondan sonra gerçekten sigarayı bırakacaksınız. Yani dünyanın en korkunç şeyi nefessiz kalmak. Kimseye Doğru yaşatmasın. söylüyorsun. Kimse yaşamasın. Doğru söylüyorsun. Bu arada senin abacılar, abacı ailesi full kadro yayınımıza katılmış durumda. Ay çok Çocukların tatlıyım. bal kızla Ela mıydı? Elif. Elif, Elif. ikisi de, hatta sevgili eşiniz de şu anda yayında bizi Evet. seyrediyorlar. Ne güzel, ama çok güzel bir ailesiniz siz. Çocuklar müzisyen oldu mu diye bir soru. Şöyle Armut ikisi de dibine düştü mü? ya şöyle, benim de mantığım şu, bir evde bir deli yeter diye düşünüyordum. Gerçi siz karı koca müzisyensiniz ama Olsun. ikisi de piyano çaldılar. İkisinin de çok güzel sesi var. İkisi de böyle kamera önü, sahne üzerinde bir takım deneyimler yaşadılar. Büyük kızım fotoğraf sanatçısı, Londra'da eğitim aldı. Çok güzel gözü olan, hayata başka gözlerle bakabilen bir çocuk. Küçük kızım Zeynep Balkız Abacı, bir YouTuber, inanılmaz takipçisi olan, fenomenleri olan bir çocuk. Lise 1'de şu anda, ama o da çok güzel sesi var. Fakat dublaj yaptı Netflix dizisinde, onaylandı sesi. Onaylanmadan geçemediğim bir sektör ne yazık ki, dublaj Olsun. sektörü. Çok O normal. yolda gidiyor, ilerliyor, yetenekli de. Konfirme Vallahi. ettiler diyorsun. Ay ne güzel. Ailece yani güzel ya, bunları duymak çok güzel bir şey. Aa, şeyi unutmayayım. Mehmetçim burada. Mehmet de Si majör korosunda benim koristlerimden biri. Ya onu da aldın yani yanına. Çünkü ben almadım, biliyor musun? O kadar çok yoğun çalıştığım için beni göremiyordu. Doğal olarak koroya geldi. O da başka bir şey. Çok doğru söylüyorsun. Ama müzik sektöründe çalışmayan bilemez. Yani dersin ki saat 3'te geleceğim. Aa, prova uzar. 3 değil, o olur 5. Ne Ondan sonra diyorsun ya? eğer karşında anlayışlı bir eş veya anlayışlı bir aile olmazsa
sen o işi yapamazsın. Çünkü yapamadım seni da zaten. Vır 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 başının etini yerler. Mümkün değil. İyi bir si majör de zaten çok bilinen, çok sevilen bir koro oldu. Ama onun bilinen tarafı insanlara yardım amaçlı evet. konser vermeleri. Şöyle, peki bir şey soracağım. Sen bu koro şefliğine nasıl başladın? Yani hiç aklında mıydı koro şefi olmak? Yoksa hayır. ne bileyim ben böyle bir şey istediler de sen hadi bir deneyeyim falan mı dedin? Şimdi ne ben, oldu? Yani si majörle ilgili söylemiyorum. Genel tabii. soruyorum ama sonra si majöre de si ben majörü anlat. Ben yapı olarak verici bir insanım. Yani almadan önce verme taraftarıyım. Yani bu benim yapım ve üretme tipiyim. Sürekli üretirim, yazarım, çizerim. Yani doğalım böyle. Dün bir şey Instagram canlı yayını yapmıştım. Hayat amacınız nedir diye sordum pek çok arkadaşıma. Benim üretmek. Üretmezsem yaşayamıyorum. Üretmek zaten vardı ve çok yönlü bir hayatım vardı. Sonra si majörden böyle bir teklif geldi. Ama si majör öncesinde ben Thai masaj terapistiyim. Türkiye'de ve Bangkok'ta eğitim aldım. Wat Po Masaj Okulu'ndan. Ve Türkiye'de de Halit Altınbaş'tan eğitim aldım. Kollarım çok güçlü. Pek çok da danışanım var. Terapilere gidiyorum. Değişik bir şey. Yani evet. o kadar şarkı çok. Söylüyorum, konuşuyorum. Orada susuyorum. Susmak için istedim. Çünkü ellerim bana bir şey yap benimle diyordu. Yolculuk böyle başladı aslında. Sonra si majörden bir arkadaşım vasıtasıyla şef aradıklarını söylediler. Yani müzisyen arıyorlar daha doğrusu. Bir öğretici, eğitici. Defalarca kurumda ve şekilde eğitimler verdiğim için bana hiç yabancı bir şey değildi. Yani grupları çalıştırmıştım. Fakat burada güzel olan şöyle bir taraf vardı. Bir yardım projesiydi. Çünkü pek çok koro var, pek çok korist var. Yani İstanbul'da, başka şehirlerde pek çok koro var. Konser vermek adına oluşmuş topluluklar var. Bir profesyonel olarak çok fazla amatör grup çalıştırmak istemedim bu konuda. Bunun amacı farklı olduğu için içinde yer aldım. Şeflik zor bir şey. Sonsuza kadar yönetmek ve ritmi kaçırmamak ve her şeyi kusursuz yapmak zorundasın. Ben de kusursuzluğa evrilmiş bir tipim. Yani ritim kaçmayacak, o olmayacak. Sen gördün konserleri. Görmez miyim? Hepinizi şeklindeyim. Ama onların da hepsi şahane insanlar. O yüzden kollarınla beraber bedenim, sosyalliğim, insan ilişkilerim, müzisyenliğim ve fazla kimliğim. Yani ben opera sanatçısıyım ama İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği bölümünde de okudum. Türk müziği geçmişim var. Ayangil Korosu, üniversite korosu vesaire. O yüzden de programları biraz harmanlanmış yapıyorum. Yani sadece TSM korosu değil. Tabii. Kişiye özel diyeceğim gibi. Yani konuya koroya özel. Mesela Toçev yararına yapıyorsak ona göre bir manzara şekillendiriyorum. Ona göre bir akış. Aynı aslında senin de sahnede yaptığın şey gibi. Oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. İnsanların akılda kalıcı ve tadı damaklarında kalıcı bir program hazırlıyorum. Çok güzel bir yolculuk oluyor. Birlikte olmanın da tadı bu şekilde. Hem çok iyi dostluklar kuruluyor. Çok güzel derneklere dokunuyoruz. Parayı ellemiyoruz. Aslında olay bu. Kendim içinde şunu söyleyebilirim. Kendimi hep bir böyle dere yatağı gibi görüyorum. Farklı mecralardan beslendim. Ve şimdi o mecraları denize ulaştırma zamanındayım ben. Ve denize doğru koşuyorum. Okyanusa doğru. Tanımlama çok güzel. Bütün gelen üyeler de okyanusta bir damla olmak için o dere yatağına katılıyorlar. Ve oradan denize doğru koşuyoruz. İşte böyle senin gibi, Fatma gibi, fazilet gibi güzelliklerle karşılaşıyoruz. Çünkü bir kova çağında yaşıyoruz. Artık bedenler değil, ruhlar beraber. O yüzden biz yan yanayız şu anda. Kesinlikle. Ben bundan hakikaten çok mutluluk duyuyorum. Çünkü bazı insanları tanıdığına sevinirsin. Çünkü o insan sana bir şeyler katar. Bazen bazı insanlardan kaçmak istersin. Çünkü onun varlığı bile seni rahatsız eder. Ben seni tanımaktan çok mutluyum. Hem seni ayrıca koro yönetirken izlemekten de çok hoşnut oluyorum. Çünkü o kadar güzel beden dilini ve vücut dilini o kadar güzel kullanıyorsun ki. Hem izleyenler hem de hem de koron seni takip etmek zorunda kalıyor. Ama bu çok önemli bir şey.
aynı zamanda dinletirken izletmek de çok önemli bir şey. Şimdi senin sırtın seyirciye dönük olsa da sen orada yani sanki senin yüzün öne dönükmüş gibi ne yaptığını görüyorlar. Dönüyorum. Evet. Ya şey gibi ben yıllarca çocuk oyunu oynadım. Çocuk oyunu her sanatçının yani sahne üstü sanatçısının oynaması gereken bir şey. Son çocuk oyunum çocuk müzikleri de yaptığım için Sihirbaz Oz müziklerini ve sözlerini ben yazdım. Samsun Devlet Operası'nda oynuyordu fakat bu Korona, mikrop araya korona, girince morona. olmadı. Korona, Çünkü çocuklar o kadar saf ki saf yüreklilikle tepkilerini söylüyorlar. Seni beğeniyorlarsa beğeniyorlar, beğenmiyorlarsa beğenmiyorlar. tabii. İnsanlar büyüdükçe ikircikleniyor. Gerçek yüzlerini, gerçek kimliklerini sana göstermiyorlar. Ben de seyirciyi toplu halde bir çocuk olarak görüyorum. Onlara 15 dakikada bir ya da 15'er dakikada bir şaşırtacak bir şey vermezsen dikkatleri dağılır. Bir şeyi düşürüyorsam başka bir yerde çıkartıyorum. Seyirciyle bizim aramızdaki yani sanatçı ve seyirci arasındaki bağı o örümcek ağ gibi böyle bir ip atıyorsun, o yakalıyor. Sonra o sana bir ip atıyor, sen yakalıyorsun ve bir örüntü oluyor. Onu kurguladıktan sonra geçen sene Bodrum'da açık havada bir konser yaptık. Açık hava Antik Tiyatro'da 3500 kişi izledi. Maşallah. Çok zor bir ortamdı. Neden biliyor musun? Zaten açık hava. Ses dağılıyor. Mikrofonlar sallanıyor. Prompterlar kırılıyor. Böyle bir ortam düşün. Seyirci zaten sanki böyle fersah fersah uzakta. Ama ne oldu biliyor Açık hava musun? tiyatroları evet. Korkunçtu yani şey olarak, psikoloji olarak. Ama benim bir hedefim vardı. Seyircinin tümüne şarkı söyletmek, tümünü alkışlatmak ve dans ettirmek ve eşlik ettirmek. Bütün bu dileğimi gerçekleştirdim. Konser sonunda seyirci benim üstüme hücum etti. Dedim ki ben popüler bir sanatçı değilim. Bana niye geliyorsunuz? Sen bize ne yaptın diye geldiler. Aynı senin dediğin gibi birlikte şarkı söyledik aslında. Zaten bir ses sahne sanatçısı diyeyim, ses sanatçısı demeyeyim. Bir sahne sanatçısının yapması gereken şey o. Karşındakini bağlayacaksın kardeşim. Ya. Bitti. O senden gözünü ayıramayacak. Şimdi yıllar önce yeni sahneye çıkmaya başladığım zaman ilk dikkatimi çeken şey böyle hani tempolu mempolu bir şeyler yapıyorsun tamam. Ondan sonra ne zaman ki tempo düştüğü anda seyirci hemen yanına dönüp bir şeyler konuşmaya başlıyor Telefona veya bir baka şey oluyor falan gibi neyse yani işte tabii ki ve esnersin. bir anda ilgi yok oluyor. O yüzden ben de tek başıma mesela şovları sıkıştırdım hep araya. Ne oldu? Harikasın ama sahne ışığın mükemmel. Çok teşekkür ederim. Hele yaptığımız konser çok güzeldi zaten. Benjamin Button Kadınları korosuyla Şeylerle çıktık beraber. ya. Yani inanılmazdı, çok güzeldi. Ben tekrar olmasını çok arzu ederim gerçekten. Zeliha, şöyle sana şurada burada teklif edeyim ki yazılı olarak kalsın. Bak yılanmış hele, değil mi? bak hele, bak hele söyle. Yılanmış. Bu Canım. sene farklı farklı projeler, farklı gruplarla farklı projeler var aklımda. Seni muhakkak görmek istiyorum. Hem ışığını, hem varlığını, hem ürettiklerini, hem kattığın değerleri o projelerin içinde görebilmek istiyorum. Çünkü sen de karşılıksız verenlerden birisin. Çok zor yetişiyor böyle birisi. Büyük bir değersin aslında. Pek çok dilde şarkı söylüyorsun. Sahne şovu yapıyorsun. Sahnede şeytan tüyün var. Ki bu muhteşem bir sanatçı da olsan herkese bahşedilen bir özellik değil şeytan tüyü. Çok zor bir şey. O sihri yakalıyorsun. Güzel duruyorsun. Parlak ve ışık saçar şekilde duruyorsun. Ve buna herkesin ihtiyacı var. Ama diğer tarafta projeler üretiyorsun. Yani YouTube kanalın, yaptıkların pek çok sosyal sorumluluğunu da bunun içine kattığın zaman sen böyle komple bir paket olarak dolaşıyorsun. O yüzden de seni alıp her yere götürmek istiyorum. Paketim ben. Ay unutma konuk sendin bugün. Aa, Ben evet olsun. değilim. Karşılıklı. Usludur, usludur, usludur. Bak ne soracağım şimdi. Bir soprano yani bir opera sanatçısı olmak çok zor bir şey mi?
Kaç senede yetiştin sen? Şöyle, aslında herkes opera sanatçısı olabilir ama ilk 7-8 yılı zor. Onun üzerine bir 10 yılda deneyim koyarsan epey bir süre gerektiriyor. Bayağı şöyle uğraşır. Oluyor. Yani bir kere toprağın elverişli olması lazım. Yani gırtlak vesaire. Onun üzerine konservatuvarda 7 yıl eğitim gördük. Yani opera şarkıcılığı bölümü 7 yıl eğitim gerektiriyor. 4 senesi hani basic bir eğitim gibi düşünüp kalan 3 yılında daha detaylıca çalışıyorsun. Birebir çalıştığın için de korku filmi aslında. Tabii. Hep patlamaya hazır bomba şeklinde durman. Hastalık olamaz, kabul edilemez. Burada söyleyemeyeceğim detaylar yaşamış biriyim Modunda, bu konuda. Modunda olmamak diye bir Öyle şey bir şey söz yok. konusu değil. Bir kere at gibi, yani koşuya hazır tay gibi olmak zorundasın. Tekniğinin oturması lazım. Tekniğin oturması demek, yani kullandığın işte bu sinüs boşlukları, rezonatörlerin, her şeyin belirli bir dizilimde ve teknikte olması lazım. Kendi içinde sanatın farklı farklı teknikler olsa da kendine has özellikleri var ve klişeleşmiş kuralları var. Biraz katı kuralları olan bir sanat. Gerçi şimdi Çok. biraz daha yumuşadı, evrildi, daha dünyevi şartlara uyumlandı ama egzersiz süreciniz var. Yani sesinizi ısıtmak zorundasınız. Şöyle iki kasımız var ya, ses teli. Bu ısınmak zorunda. Koşmadan önce bir atletin ısınması gibi. Belirli temrinler var, egzersiz dediğimiz. Sesi belirli hecelere ve belirli pozisyonlara sokmak. Onun üzerine nefes giriyor. Yani diyafram çalışması. Ki diyaframı, diyafram çalışmasını ve nefesi normal hayatınızda da alıyorsunuz. Şimdi bir takım nefes şeyleri var ya, birazcık şarlatanlığa kaçan kısmı da var. Ya Belirli eğitimler çok dahilinde. nefes uzmanı var. Ya herkes nefes uzmanı. Şimdi Ya bunu ne bileyim ben, niye, nereden moda oldu bu, anlamadım şöyle ki ben. oldu. İnsanlar aslında nefesi bir şey gibi düşün. Yani 2 saatlik kendine bir mola yapıp orada nefesi değerlendirecek, yani nefesle bir şeyler yapabilecek insanlar var. Fakat benim görüşüm, nefesi bir hayat şekline dönüştürmek lazım. Yani diyafram nefesine çevirmek. Bunun için bir metot var. Ben bunu hani şimdi izleyici sayımızı görüyorum ama bunu Biraz düşük. Fark etmez. Ama sana bir şey Videoları söyleyeyim mi? O ekleyeceksin. zaten eklendiği zaman çoğalıyoruz. O zaman izleyecekleri Sıkıntı için yok. özellikle söylüyorum. Sıkıntı yok. Nefes çalışması için Buteyko metodu diye bir şey var. Eğer ona ulaşabilirlerse burundan... Buteyko metodu. Burundan nefes aldırıyor. Biz ciğerlerimizin, normal insanlar 1/4'ünü kullanıyoruz. Tabii. Ama 1/4'ünü kullanabiliyor olmamız lazım. 1/4'üne kullanabilecek şeye evrilmemiz için de egzersiz ve yöntemleri öğrenebilmemiz gerekiyor. Bu Buteyko metodunda burundan nefesi, çünkü uyuduğunuzda en iyi solunum yaptığınız dönem uyuduğumuzda. Burun nefesini rahatça kullanabilmeliyiz. Burundan nefes al, ağızdan ver ama diye değil. Ya da burundan al, burundan ver. Amacımız ne? Birkaç şey söylemeliyim, bu akıllarında kalsın. Tabii. Bir egzersiz, 4 sayıda nefes al, 5 sayı tut, 6 ver, 7 bekle. Yani tutma süremizi, yani nefesi ittik, tutma süremizi uzattıkça nefesin kontrolünü ele almış oluyoruz. Kontrollü nefes her şey demek. Bir daha amacımız söyle. Burundan nefes al. Burundan 5'e kadar nefes aldık. Say. Aldık. Tuttuk. Tuttun. 5'e kadar sayıyorsun. 6'ya kadar. 5'e kadar saydık. 5'e altıya kadar. 6'ya kadar sayarak da verdik. Kadar say. Tut. 6'ya kadar sayarak, uzatarak ver yani. Ver. 7 bekle. Bu bir temrin. Ama nefesi, amacımız bu bir çalışma şeyi, formu. Tabii. Doğrusu kısa nefes almak ama derin nefes almak. Bir kere de diyaframı doldurmak ve bunu dilediğimiz şekilde kullanabilmek. Tabii. Burun çalıştırmak için de nefes aldık, tuttuk, verdik bu taraftan. Buradan nefes aldık, tuttuk, verdik. Burun çalışması için de bunu kullanabiliriz. Aldığınız oksijen kadar karbondioksit verirsiniz. Bunu unutmayın. Kesinlikle. Ne kadar çok oksijen, o kadar çok kirli nefes. Onun için sigara içmeyin.
Sigara bak. Bak çok güzel. Bütün ağrılarım geçti. Bu kadar mı güzel konuşan, güzel düşünen olunur. Kurban olurum sana demişler. Bak görüyor musun? Güllü zarbas. Bakayım. Zarbas bak. Altta Ben yazıyor. göremiyorum. Ay! Anam Neyse dur ben sana okuyorum. buradalarmış. Ben sana Yazıyor. okuyorum. Ben sana okuyorum tatlım benim. Canım. Şimdi sen o zaman denize girdiğin zaman eğer suyun dibine daldığında uzun süre nefesini tutabilirsin. Tabii ben şey dalıcıyım. Dalış yaptım. Yani bayağı işte Sevdiğini biliyorum o yüzden çok soruyorum. seviyorum. Fakat Mehmet'le böyle grup halinde daldığımızda biz çok az kullanarak oksijenimizi hayatımıza devam etmeye çalışırken Mehmet dalardı çıkardı o oksijen dibe vururdu ve biz de oksijenimiz bitmeden yukarı çıkmak zorunda kalırdık. Nefesle dengelemek çok keyifli. Böyle suyun altında durabilmek, nefesinle yaşamak, nefesini ayak parmaklarına kadar hissedebilmek dünyanın en güzel şeyi. Hedeflerimden Yalan diyor biri bak, yalan diyor. de yalan söylüyorsun, Yalan söylüyorsun, yalan mı şırak. söylüyorsun? Keşke mümkün olsa da deneyimlesek bunu bir arada. Böyle bir 45 dakikalık seans yapsak çok keyifli olur. Mutlaka aslında Yaparız. şarkı söyleme nefesi başka, Tabii ki. sakinleşme nefesi başka. Efendime söyleyeyim, meditasyon nefesi başka. Bunların Tabii hepsi ki. farklı Onlar nefesler. ayrı. Ayrıca sporcuların da nefes alma alışverişi başka. Şimdi Evet. şarkı söylerken nefes aldığınız zaman onu aynı zamanda beyninizde düşündüğünüz bin bir türlü varyasyona uydurmak zorundasınız. Şarkının sözlerini hatırlamak ve doğru melodileri ağzınızdan çıkarmak zorundasınız. Yani Ama her şarkı şeyden öte bir şey söylerken daha var Zeliha. söyle. O şarkının ve notaların ve nefesin üstüne duyguları verebilmek gerekiyor. Bence İşte en biliyor musun? korkuncu bu. Kesinlikle. Ondan sonra diyorlar ki herkes şarkıcı, herkes şarkı söylüyor. Hayır, herkes şarkı söyleyemiyor. Herkes şarkı söylemeye çalışıyor ama iş canlı söylemeye gelince işte orada yani işte bir şey oluyor. Ama biz Neyse. alıştık playback dinlemeye. Her şey hayat playback, hayat plastik. Şöyle bir şey var ama artık eskisi gibi değil. Farklı türler seviliyor ve şu an söylenen şarkıların içinde bin bir çeşit renk var. Bir Evet. ara baya bir tek düze cıstık 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 olmuştuk ve herkes böyle aynı tornadan çıkmış gibi Ay, melodiler. dın 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 böyle kafama vuruyormuş. Ama çok şükür biraz düzeldi. Bak bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi hani opera sanatçısı olmak zor dedim ya. Opera sanatçısı yani sen şimdi 7 sene üstüne bir sürü de tecrübe ancak Tabii. olabiliyorsun. Hele bir de operada solist olarak bir şeylere böyle o büyük aryaları şeyleri seslendirmek çok daha zor olmalı. Peki Türkiye'de opera sanatçısı olmaya ilgi var mı? Yani Çok. ben şarkı söylemek istiyorum ama ben bu işi operada söylemek istiyorum. Müthiş. Operaya ilgi var mı? Opera sanatçısı olmaya ilgi var mı? Gelen giden var mı? Şöyle, İzliyorlar. ben operada doğup büyüdüm diyebilirim. Yani 6 yaşında opera izlemiş bir çocuk seyirciydim. Babamı binlerce defa izledim herhalde. Yani evde o bütün ömrüm onunla. Baban neydi? Bas mıydı? Bariton? Tenor. Tenordu. Ve buffo bir sanatçıydı. Benim idolümdü. Hala da idolüm. Onun Allah üstüne uzun ömürler versin. keşke giverseydi ama ne yazık ki geçen yıl kaybettim Aa, babamı. evet doğru söylüyorsun. Şimdi Doğru şöyle söylüyorsun. opera seyircisi çok fazla. Biz AKM'deyken kemikleşmiş bir seyircimiz vardı ve 1500 kişilik salon ağzına kadar dolardı. Şimdi Süreyya Operası'ndayız. Bahariye'de küçük bir sahnemiz var ama hınca hınç doluyor. Bu seyirci için avantajlı, bizim için biraz dezavantajlı oluyor. Şöyle blok halinde oynamak zorunda kalıyoruz. Yani bir oyun sahneleniyor. 7 gün üst üste ya da işte 5 gün üst üste, 2 gün ara, sonra tekrar üst üste gibi. Bir sanatçıyı biraz aslında yoracak şekilde oynamalar. Orada öyle olmak zorunda oldu. İnşallah yeni binamız yapılırsa Taksim'e yine geri döneceğiz. Ama onun dışında çok genç bir kitle var. Bizi asla bırakmayan ve sürekli izleyicimiz olan. Ne güzel. Konservatuvarlar dolu ve çok kültürlü bir seyirci kitlesi var. Ama bunun dışında çok idealist de bir öğrenci kitlesi var. Güzel.
inanılmaz eğitimliler, çok güzel şeyler yapıyorlar ve yurt dışında bizi temsil eden pek çok Türk opera sanatçımız var. Bunlarla gurur duyuyorum. Ben tabii ki şimdi bu meslekte biraz daha ileri yaşa geldim. Ama her yaşın kendi içinde farklı farklı kavramları var. Yaşı var mı? Yani mesela, tabii ki yaşı yok. Yani mesela bir futbolcu diyelim hani 35 yaşına falan geldiği zaman çok yaşlı oluyor. Yok, ama bizde öyle bana değil. Göre bir müzisyen yaşlandıkça tatlanıyor, güzelleşiyor ve şeyi oturuyor, tarzı oturuyor. Tabii, tabii. Ne bileyim sunacağı şeylerin sayısı çoğalıyor. Bana göre bunun bir yaşı yok. Ama yok. Türkiye'de dikkat ediliyor mu? Hani ya sen Hayır. Artık işte o 40 yaşına geldin. Hadi Biz artık bir kenara çekil. Öyle falan. Değiliz. Öyle değiliz. Balede var bu. Şöyle bir şey söylemek isterim. Yaptığın işin acemisi olursan her zaman o işi o amatör ruhla her perde açılışında 40. oyunu bile oynasan seyirci çünkü ilk kez izliyor. Sen o ilk oynayışındaki heyecanla sahneye çıkarsan her zaman genç kalıyorsun. Bunun tabii ki yaşı yok. Yenilere de yer açabilmek lazım. Misyonun değişiyor ama o sürdürülebilir halin hep devam ediyor. 19 Temmuz'da benim oynadığım bir tenor aranıyor diye çok güzel bir tiyatral bir müzikal oyun var. Bodrum Kalesi'nde oynayacağız. İlk kez bu Çok pandemi güzel. döneminde sahneye çıkacağım. Biraz stresli ve heyecanlıyım ama umarım seyircimiz bol olur, Hangi gelir. roldesin? Bir tenor aranıyor. Bir tenor aranıyor da Julie. Julie. Evet, İzleyin Julia. Diyorum. Bak bu arada Melat Dönmez hocam da geldi. Hocam bizim sohbetlerimizi hiç kaçırmıyor sağ olsun. Hep destekçimiz. Biliyorsun aynı zamanda yönetim kurulunda da beraberiz. Biliyorum. Tabii. Çok sevdim. Müthiş bir enerji. 19 Temmuz'da lütfen gidin. Orada Bodrum'da olanları bekliyorum. Ve izleyin. Gerçekten. Evet. Çünkü ya. bizi daha sonra izleyeceksiniz, göreceksiniz. Peki Si Majör'ün projesi var mı yine Bodrum'da? Şimdi, beyazları giyip böyle. Tabii ki farklı kostümlerle çıkarız her defasında. Bodrum'da birçok proje vardı. Yani Haziran'da vardı. Mersin'den davet almıştık. Yani bir amatör grubun bu şekilde davetler alması bizim için onur verici. Ama gittiğiniz yere para götürüyorsunuz kardeşim. Tabii ki. Ve bir de şeysiz, öyle bir durum var yani. Karşılıksız. Tabii karşılıksız. Onlar vardı. Hepsi ötelendi. En yakın konserimiz mesela Nisan'da Down Sendromu Derneği içindi. Onu aralığa erteledik ama belki biraz daha ilerlenebilir. Hepsini biriktirdik. Hepsini yapacağız ama dönemin gerektirdiği şekilde de farklı projelerle farklı şekillerde yer alacağız bu mecranın içinde. Bir şey soracağım. Bu Si Majör'ün içindeki iş adamlarından ve iş kadınlarından oluşan iş insanları evet. Diyelim. Yani niye tabii, ben tabii. Böyle, ben niye şeylere Benjamin'e bağlı kaldım takıldım. Ki? Kadın Doğru değiliz. söylüyorsun. İş Kadın adamı. değil. İş Yani, iş insanları. İş insanlarıyız orada. İş Kadın, insanları erkek. Evet, evet. Nın oluşturduğu bir koro bu. Evet. Kimler var, neler var? Biraz dedikodu yapalım. Vallahi Bodrum konserinde sevgili Alişen vardı. Bodrum Belediye Başkanı sahnedeydi. Ya. Birbirinden değerli işte Tezmaksan Yönetim Kurulu üyesi Fatma Hanım biliyorsunuz. Tabii. Fatma Aydoğdu, Burcu Hanım, Recai Çakır zaten kurucumuz, Siyanji Yönetim Kurulu Başkanı. Benim eşim Abatex Yönetim Kurulu Başkanı. Şu anda Si Majör'ün katılımcı listesine girseler gerçekten hepsi birbirinden değerli. Denizbank galiba. Denizbank mı var? Denizbank, Hakan Ateş var. Hakan var, Denizbank evet. Genel Müdürü var. Ve onlarla birebir çalışıyoruz. Hepsi yoğun insanlar ve vakit ayırıp bizle zamanlarını geçiriyorlar. Ben profesyonel çalışıyorum ama. Yani biz amatör koroyuz, fifi yapalım falan değil. Hayır, kanırtılacak parçalar, gerektiğinde çok seslilik, o sürekli canlı orkestra ile prova, orkestra şey. Ben biraz elim aşalayayım böyle, ay canım benim deyip ondan sonra tırmanım. Kesinlikle öyle. ama öyle olması lazım. Çünkü bu böyle bir şey. Yani biz orada amatör değiliz. Gerçekten
insanlar canla başla 3 saatse 3 saat ayakta kalıyorlar. 3,5 saatse 3,5 saat. Güzel projeler yapacağız. Güzel hedeflerimiz var. Derneklerle işbirliği yaptığımız için çok mutlu addediyorum kendimi. Ben başka topluluklara da üyeyim. Oralarda da yönetimlerde yer aldığım için. Ne güzel. Arkamdaki ekipleri istediğim yere sürüklüyorum. Marmara'nın sesini kurdum. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve... Şimdi ona bakıyorum ben de. Evet. Bu Marmara'nın sesi tıp doktor mu olacak bunlar? Şöyle hepsi tıp fakültesi öğrencisi ve doktorlar var grubumda. Tabii ki konserimiz Mart'taydı. Böyle kala kaldık. Programımız hazırdı. Her şeyimiz hazırken ortada kaldık ama bir ruh oluşturduk. Bu da benim işim. O ruhu oraya koymadan, o ruhu yaratmadan asla alanını terk etmiyorum. Yani yapım bu. Herkese böyle çocuğum, canım, yavrum şeklindeyim. Çünkü içim öyle. Ama seni şimdi... izlemeyen bunu anlayamaz. Şimdi biz burada ne kadar anlatsak. Ne desek boş. Baksana burada. Anlatamaz. Bir çerçeveden. Evet. Onu izlemeniz lazım sevgili dostlar. Çıkın çıkın gelin. Kadın bir bomba yani. Ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Ay, senin gibi. Ruhuyla, her şeyiyle şarkı söylüyor. Yani. Bu Marmara'nın sesi korosunu da bir ara gelip dinlemek istiyorum inşallah. Her şey normale döndüğünde. Konuk da alabilirim seni. Gelirim. Çok mutlu olurum. Çünkü onu da kurduk aslında, önce konser vereceğiz diye başladık. Sonra bir takım derneklerle ortaklaşa iş yaptık. Şimdi o da amatör ya, şey yapmak istediler. Yani biz de gidelim konser verelim ve bağışta bulunalım. Ya böyle bir güzellik var mı? Yani bu artık gerçekten vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Verdiğiniz kadar alırsınız. Yürekten veren muhakkak yüreğiyle alır. Değil mi? Zaten Benjamin Button Kadın Sesleri Korosu. Koro diyeceğim artık yani. Çünkü koroyuz biz. Kadın sesleriyiz. Şefim Özlem Abacı ısrarla Benjamin Button Kadın Korosu demememizi, çünkü Kadın Sesleri Korosu olduğumuzu altını üstünü çizdi. Evet. Çok da haklıydı. Ve biz, ben solistleriydim ve Popsal yararına bir konser verdik. Ne güzel. Ettiler, Akatlar'da, Kültür Merkezi'nde. İyi ki de vermişiz. Daha sonra zaten bir daha yapamayacakmışız. Demek ki her şey kapandı ve hoş bir seda olarak kaldı orada. Ben ama evrenin bize öngördüğü çatı dahilinde yeni projeler tesis etmemiz gerektiğini inanıyorum Zeliha. Bunun için de belki... o bizi kapalı mekanlara hapseden şey belki bizi daha global hale getirecek. Onun için zihnimize level attırmamız lazım. Burada bir şeyler söylemek istiyorum. Biz pandemi yüzünden stüdyolarımız da kapandı ve seslendirmeyi ben kendi evime, giyinme odasına bir stüdyo kurdum. Ve hırsla çalışarak ses teknisyeni oldum. Yani ya mecbur, kadının yapmayacağı iş yok. Delirmiş, delirmiş gibiyim. Çok Burcu komik. Kösem bu arada aramızda. Ay benim yavrum, bugün konuştuk daha. Ve şey, kendi ses kaydımı, bütün Netflix seslerini, kitap okumalarını, reklam seslendirmelerini giyinme odasından alarak pandemi döneminde bir iş sahibi oldum kendi kendime. Çok mutluyum. Beni geliştirdi. Şimdi biraz daha üstüne gidip o teknisyenlik konusunda da birazcık daha ilerleyeceğim. Çünkü küçücük de olsa stüdyocuğumu kurup belki bütün öğrencilerimden ya da bütün sevdiklerimden rahatça seslerini alıp bir proje, bir prodüksiyon oluşturabileceğim. Ama bu helal olsun sana diyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen insanlar gözünün önünde fırsatlar olur ya da yapılacak işler olur, bunu görmez. Belki de işte böyle pandemi gibi falan bir şeyler olması gerekiyordu. Evet. Bazı şeyleri görebilmemiz için. Bu da bence çok ciddi bir şey. Yani senin, evet, yaptığın iş çok ciddi. Neden? Yoktan bir şey var ederek para kazanma, daha doğrusu ekmeğini kazanmak için tabii ki, her bir şey koşulda çıkartıyorsun. Bir şey tabii çıkartıyorsun. Ki. Ha, nedir demek ki? Özlem Abacı, şartlar ne olursa olsun bizim işimizi bitirir kardeşim. Evet, ben zaten Zibzi Art diye bir şirketim var. Hı hı. Aslında şey yapıyorum. Zibzi ne demek, onu da söyle, ben biliyorum da. Twitter'ın bana verdiği bir isimdi Zibzi. Fakat hayat tesadüflerle dolu. Bangkok'a eğitime gittim, Tayland'a. Wat Pho'da eğitim alıyorum. Özellikle ayak terapistiyim.
Gerçekten şifa bulabilirsiniz ellerimle. Hep bir şey deniyordu ya ayakla ilgili bir şey. Ayak terapistiyim. Refleksolojiden farklı benimki. Refleksoloji diyecektim. Şöyle Çin refleksoloji noktalarıyla ayak altındaki Wat Po masaj tekniklerinin birleşiminde bir terapi şekli bu. Güç gerektiriyor. Gücümü alıyorum ondan. Oraya gittiğimde zipsinin 14 demek olduğunu öğrendim. Yani sanki zibzi 14 demekmiş Tay dilinde. Ama zibzi benim şeyim oldu artık, böyle bir nickname'im. Bana artık özi, zaten hep özi derler. Sonra zibzi demeye başladılar. O kadar sevdim ki onu. Zibzi adıyla bir şirket kurdum, Zibzi Art. Bildiğin proje üretiyorum. Bütün altyapısı vesairesi fason üretim gibi bir sanayi. Küçük tipli piknik tüp şeklinde bir sanayi. Benden bir şey için bir şey istiyorlar. Ve ben de onu böyle dolu dolu dolduruyorum. Az önce... üretmekten, yaratmaktan bahsettik. İşte seslendirme vesaire. Down sendromuna belki konser yapamadık ama onların yaklaşık 400 sayfalık bir eğitim kitapları var. Hı-hı. Ben onlara sesimle katkıda bulunup zaten şeylerini seslendirmiştim. Bir spotları vardı. Hı-hı. Dönen Hı-hı. sürekli. Onları hiçbir ücret karşılığı almadan seslendirdim. Şimdi 400 sayfalık eğitim kitaplarını okuyacağım ve onu da bağışlayacağım. Benim sesimle bağış olacak. İkincisi de Alzheimer Derneği ile işbirliği yaptım. Onların çok önemli bir kitapları var. Alzheimer'da çağın hastalığı. O kitabın sesli kitap haline getirilmesini istemiştim. Onu da sesli kitap haline getireceğim hazır burada stüdyom varken. Ve o kitabı da bağışlayacağım. Çünkü bu hastalıkla insanların bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mecbur. Mecbur. Mersin'deki konserimizde zaten Mersin Alzheimer Derneği yararına olacaktı. Diliyorum seninle pek çok dernek adına işbirlikleri yapabiliriz. Yaparız tabii. Herkesin de nacizane Özlem Abacı olarak bir takım tavsiyelerim var. Gençler için özellikle daha önceki radyo programlarında da bunu söylemiştim. İki mesleğiniz olsun. Bir meslek artık çağın gidişatına uygun değil. İki mesleğiniz olsun. Kesinlikle. Birbirinden çok bağımsız değil ama ikisiyle de enerji vereceğiniz ve alabileceğiniz iki mesleğiniz ve sayısız sosyal gruplarınız ve hobileriniz olsun ki pek çok insana ulaşma şansını elde edin. Üretmekten vazgeçmeyin. Muhakkak yabancı dil öğrenin ve zihin ancak baskı altında çalışan bir organ. Tabii, yani rehavete alışık değil. Nefes tutuyoruz ya, az önce nefes tutmaktan bahsettik. Şimdi ben sana böyle bir şey yapsam diye nefessiz kalırsın değil mi? Tabii. Nefessiz kalmak vücudun panik hali. O panik halinde vücuda inanılmaz kan pompalanıyor. Zihni yormak da bizim sürekli aktif halde kalmamızı, belki Alzheimer'ı, çağın hastalığını geciktirecek bir şey oluyor. Yani zihin böyle zamanlarda üretiyor. Pandemi de o yüzden bir alarm anıydı ve belki pek çoğumuzun üretimini tetikledi. Tabii. O yüzden... Ya da hayat şeklini değiştirdi. Ya da üretim şeklini değiştirdi. Bu çünkü, bir eşikti. Tabii, çünkü normal hiçbir şey artık bu dönemde geçerli değil. Bak, Burcu Kösem diyor ki üretmek iyileştiriyor. Biz iyi olduğumuzda çevremizi de iyi edebiliyoruz diyor. Evet, evet. Çok haklı, çünkü Burcu Kösem de çok çalışkan. Dünya Education'ın CEO'su artık. Evet. Böyle biraz gururumuz. Evet, kesinlikle harika bir şey. Bak 18 geçiyor, 10 dakikamız kaldı. Düşünebiliyor musun? Ne kadar çabuk geçti zaman. Yani konuşunca sürekli konuşurum. Konuş sen. Sen konuş, aydınlatıyorsun, ne güzel. Peki şimdi bağırırken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi mesela onu niye soruyorum? Şarkı söylemekten, normal konuşmaktan, nefes almaktan konuştuk ya. Bu en çok ses bozukluğu, kısıklığı, gereksiz yere yüksek sesle bağır çağır o zaman. Gırtlaktan konuşmak. Maçlarda, konuşmak. Şeyde. Evet. Bunu insanlar nasıl öğrenecek? Yani senin dediğin gibi bundan nasıl, yani o, ben şimdi böyle konuşuyorum ama tabii ben biliyorum nefes. Da tabii ki sen zaten biliyorsun da bu bir ayna tutmak nasıl için bağırsınlar? Yapıyoruz.
Şimdi gırtlaktan konuştuğumuz zaman öğretmen hastalığı zaten nodül. Orada poliplerin oluşması, su toplağı, yani şöyle düşünelim. Sürekli bir şeyi tuttuğunuzda, kürek çektiğinizde vesaire ellerde bir nasır oluyor ya. Orada o sürtünmeyi engellerseniz nasırı da engellemiş oluyorsunuz. Ses telleri de böyle. Konfor ister ses teli. O konforu da biz rezonanslarla yaratmak zorundayız. Ve diyafram üzerine, rezonansın ve nefesin üzerine sesi koyarak öyle çıkartmak zorundayız. Bu konuşmak için, şarkı söylemek için kullandığımız şey de aynı aslında. Ama tabii, şarkı söyler gibi konuşmuyoruz. Konuşmanın da bir estetiği, tekniği var. Kürşat Bey'i de, Kürşat hocamızı, profesör, doktor, onu da bir gün yayına alırsak, o tabii bize kulak burun boğazcı ve bütün tıbbi açıdan da rahatça anlatabilir. Ses tellerimizi yormamamız gerekiyor. Şimdi eğer buralarda nasır oluşmuşsa ses tellerinin, biz oradan şarkı söylemeye çalıştığımızda oradaki nasırlar daha da nasırlaşıyor ve artık hava çıkıyor. Gırtlağımızı kullanmamamız gerekiyor. Birincisi bu. Yani diye buradan bağırmamamız gerekiyor. Biraz daha nazala almamız. Kapalı evet, ağızla dudaklarımızı ve dişlerimizdeki rezonansı hissedecek şekilde titreşimi yakalamamız lazım. O titreşimin üzerine kelimeleri koymamız gerekiyor. Pipet çalışması var aslında. Ses kısıklıklarında kullandığımız şey var mı diye baktım. Pet şişeyi yarısına kadar suyla dolduruyoruz ve içine bir pipet koyuyoruz. Ondan sonra vokalleri pipetle yapıyoruz. Yani diye, u vokaliyle diye çalışmamız gerekiyor. Tabii ki burada sanal olarak bunları açıklamak çok zor ama sesinizi yormayın. Mümkün olduğu kadar birazcık yukarıya ve rezonansı almaya çalışın. Rezonanslarınızı kullanın. İnternette bir takım eğitici videolar var. Pipet egzersizini orada bulabilirsiniz. Ufak şan egzersizleri konuşmaya da yardımcı oluyor. Asla gırtlağa ciyak ciyak kullanmayın. Sesiniz çok kıymetli. Verebileceğimiz nota sayısına kadar belliymiş. Tabii. Çok tuhaf. Tabii. Emre Apaydın hocam, her yerde karşılaşıyoruz. Ne güzel demişler. Ama o kadar güzel şeyler geliyor ki. Hakikaten ben çok mutlu oluyorum böyle tepkileri okudukça. Şimdi bunu niye sordum biliyor musun? Şimdi genelde sigara içen, yine sigaraya döneyim çünkü. Evet. Sigara içenler o katranla, o içtikleri şeyle buradaki ses tellerin üzerinde... Ve broşlar. Broşlarını doldurup partikül biriktiriyorlar. Dolayısıyla kanserojen malzemeler gırtlağınızda, o tertemiz gırtlağınızda oturuyor. Yani oksijen taşınmıyor bir kere. Öncelik bu. Yani her oksijen molekülünün üstünde 120 kişilik birinin oturduğunu düşün. Diye taşırken zorlanıyor. Yani ne gerek var ki? Bir ömrümüz var, bir bedenimiz ve bir ciğerimiz var. Ve o ciğeri maalesef sigarayla dolduruyorlar yani. Ben hiç istemiyorum. Ben de bir zamanlar içtim aslında Özlem. Ama bak bırakmak... bunu bilmiyordum. Evet, içtim ben de. Ama baktım ki olmuyor. Çünkü sesim çıkmıyordu sabahları. Evet. Ve televizyon programı, radyo programı, benim kendi sesim bana gerekirken benim sesim başka birinin sesi gibiydi. Evet. Bir de konuşurken ve nefes alırken zorluk çektiğim için konuşmalarım da düzgün çıkmıyordu. Yani böyle güçlü, kendinden emin falan değil. Onun evet, yerine evet, kaçamak konuşan, öyle yani hani konuşmayan mümkün olduğu kadar. Başka yere sokmaya çalışırsın sesini, değil mi? Tabii. Ayrıca mümkün olduğu kadar hani muhatap olmak istemiyorsun. Çünkü o ses zaten diye çıktığı için hani karşıdaki ne derdini anlatırken o sen değilsin, başka bir şey zaten. Evet, o yüzden evet, hakikaten çok çok zorlandığımız bir şey. Seninle de özellikle bunu konuşmak istedim. Çünkü ses bizim her şeyimiz. Sesimiz gittiği anda inanın kendinizi ifade etmekten bırakın da yani bu dünyada yaşam ses bir çok, marka çok... ama. Ses bizim markamız.
marka değerimiz aslında. Yani şarkıcı olarak değil de ses bir kimlik kartı. Yani öyle Doğru. düşünelim. Onun içinde bu dönemde sahip olduğumuz pek çok şeyin değerini daha fazla anladık. Yani bir sabah kalktığında gözünü kırpamadığını düşünürsen, ki bu çok rahat yaptığımız bir şey, korkunç bir şey bu. Yani kaybetme duygusunu deneyimlersek eğer, ki yeni bir projem var, umarım onu gerçekleştiririm. İnşallah. İnsanlar Sende çok var. geçici bir süre bir şeylerini kaybetme duygusunu tatmalılar ki onlara daha sıkıca, daha değerlice sarılmalılar. İşte özgürlüklerini kaybettiler. En önemli şey. Ve bir bilim kurgu filminde yaşıyormuşçasına adeta bir sürü şey elimizin altındaydı. Gitti. Bitti. Yok oldu. Gitti, evet. Örneğin müzik. Uzun süre bir araya gelip müzik yapamayacağız. Bu bizim için, müzisyenler için ne kadar zor bir şey. Çok, Yani çok. bizim için en yakın tarihi 2021 olarak görüyorlar ki 2021 bir müzisyenin Mart itibariyle düşünürsen koskoca bir Korkunç. senesi. Sadece geçim amacı Suyla değil. çalışmıyoruz. Sadece o değil, artı ruhumuzu da besleyemeyeceğiz yani hiçbir şekilde. Ve ayrıca sinir de oluyorum. Mesela hemen böyle bir takım şeyler olduğu zaman teşhir yoluna da gidiliyor. Evet, edilsin ama güzel, usturuplu her şey ne denir şeyiyle yapılsın, nizamıyla yapılsın. Doğru. Geçen gün şimdi bir filmde yönetmenlik yapacağım. Dublaj ve müzik direktörlüğü. Ses testleri alıyorum. Bir arkadaşım girdi içeriye. Testini aldık. Güzel geldi ses filan. Sonra kapıyı açtım. Çıkabilirsiniz dedim. Yüzünde maskeyle söylemiş. O kadar İnanmıyorum. böyle dedi ki, o kadar alışmışım ki dedi. Bakar mısın yeni gerçeğimiz? Maskeyle şarkı söylemiş. Ne o farkında ne biz farkındayız. Epeyce bir güldük. Çok Herhalde yeni dönemin enteresan. gerçeği de bu olacak. Evet, aslında şarkı söyleyenlerin o siperlikli şeyi takarak söylemelerini ben öneriyorum. Damlacık Zor en ama. azından şey yapmasın diye. Ama Ama tabii denedin mi zor. onu? Çok kötü. Denemedim. Rezonans çok korkunç. Sesin geri geliyor. Böyle filan sağır gibi oluyorsun. Çok kötü oluyor. Ben yapamadım onunla. Ama biz stüdyo ortamına hani girdiğimizde elimizden geldiğince kendi kulaklığımızı götürüyoruz. Steril ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Ben istiyorum ki kapanışı şarkıyla yapalım. Hadi bakalım. Zaten çok azıcık zamanımız Çok kaldı. azıcık zamanımız kaldı. Sende, top sende. Vedalaşalım senle. Şarkıyı ben söylerken program kendiliğinden kapanabilir. O yüzden de senle birlikte vedalaşalım. Çok Güzel mutlu oldum. dileklerimizi Teşekkür dileyelim. ederim. Yeni projelerde birlikte olalım. Benim şeyim o, güzel ruhlarla birlikte. Olacağız. Dilek ve temennim bu. Ben kendi hesabım hacklendiği için Nuevo Zibzi adıyla artık Instagram'dayım. Aktif olarak kullanıyorum. Hesabım hep açık, herkese açık, hiçbir zaman kapalı değil. Bana ulaşmak isteyenler, yazmak isteyenler, sorusu olanlar her zaman 7/24 yazabilirler, dileklerini söyleyebilirler. Ben hep orada açık olacağım. Yaşasın. Senin kapanış cümleni aldıktan Haydi. sonra da 1.57 kaldı. 1.56. hiç önemli Öpüyorum değil. seni candan yürekten. Çok tatlısın. İyi ki varsın. İyi ki geldin. Her şey güzel olsun. İnşallah. Buyursunlar. Bu bildiğimiz bir şarkı aslında ama demin de söylediğim gibi yaptığınız işin acemisi olun. O zaman daha az hata yaparsınız. Daha çok dört elle sarılırsınız. Buna eminim. Alttan sesim gelecek. Kaydetmiştim çünkü piyano ile birlikte. Olsun, olsun. Çok Üstüne güzel. rahatça konuşabilmek için, rahatça vedalaşabilmek için buna ihtiyacımız vardı. Küçüğüm. Gerçekten bu şarkıyı çok seviyorum. Çok güzel. Çünkü biz hala küçüğüz. Küçüğüm daha çok küçüğüm. Bu yüzden bütün hataları önlem bu yüzden. Bu Bu yüzden kendimi özel önemli önemli zannetmem. zannetmem. Küçüğüm daha çok küçüğüm.
Bu yüzden bütün saçmalama. Bilmem bu yüzden hala güvensizim.